Evet, askeri siyasi casusluk, gizli belgeleri ele geçirme, çok gizli projeleri, silah projeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait silah projelerini yabancı devletlere satma girişimiyle suçlanıyor. Türkiye'nin en önemli kurumlarından Makine Kimya Enstitüsü, Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi. Gerçekten Ankara Polisi'nin organize suçlarla mücadele şubesinin ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen nefes kesen bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tam 1 milyon 200 bin TL'ye anlaşıldı. İki silahın projesi için ne bu silahlar? Bütün dünyanın konuştuğu oldukça özel bir silah olan, Türkiye tarafından, bizim mühendislerimiz tarafından geliştirilen MPT-76, Milli Piyade Tüfeği 76 çizim ve üretim planları ve MP5'in çizim ve üretim planları. Çok gizli projeler bunlar. Sadece Ar-Ge'si 22 milyon TL tutan projeler bunlar. İşte o silah projeleri için anlaşıldı. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne çok yakın mesafede bir lokanta. Ankara'da, Ankara'yı bilenlerin çok iyi yakından tanıdığı ünlü bir lokantada randevu verildi. Karşısında, Tanrıverdi'nin karşısında bir Amerikan şirketinin sahibi vardı. 1 milyon 200 bin TL'ye anlaşıldı ama o kişi aslında polisle işbirliği yapıyordu. Önceden seri numaralar alınmış, o paraları görüyorsunuz. O çantanın içinde tam 1 milyon 200 bin TL var. O para alışverişi de an be an polis kamerasındaydı. Casusluk girişim sırasında da organize suçlarla mücadele şubesine bağlı ekipler kayıttaydı. Önce lokanta boşaltıldı, içerideki müşteriler dışarı çıkartıldı. Onların yerine organize suçlarla mücadele şubesinden kadın ve erkekler oturtuldu. Evet, bir pazarlık dönüyordu, parayla çantalar getirilmişti. Harddisklerin içerisinde çok gizli projeler vardı ama çevrelerinde onlarca da organize polis vardı. Ankara polisinin oldukça başarılı bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. İşte çantayı aldı, projeye verdi. Tam çıkışta iki kadın polis ve bir erkek polis koluna girdi ve o ismi Mustafa Tanrıverdi az evvel çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Tanrıverdi emniyete götürdü. En son haber.com.